Şaşırdım. Bir anda nereden çıktınız ya? Buradaydık biz de. Sizi görünce. Biz de en az sizin kadar buralıyız Selam. Buyurun. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim siz? İyiyim, teşekkürler. Beğendiğiniz oldu mu? Çünkü ben buranın müşterisiyim. Siz de biliyorsunuz. Beni evet. Burada çok yakalıyorsunuz. Değişim falan yapacağım. Yani bazı şeyleri veriyorum. Montürü değişiyor falan. Öyle. Kadınlar ne yapar? Böyle bir şey. İşlerim vardı, hallettim. Şimdi burada biraz vakit öldürüyorum. Sonra arkadaşımla buluşacağım. Seda Hanım, yatırım için mi alırsınız yoksa genelde takı hani beğendiğiniz için mi? Ben beğendiğim için alırım. Yatırım için değil ya. Hiç öyle düşünmedim. Yatırım için olsa değişmeye gelmem. Sosyal medyadaki fotoğraflarınızda çok konuşuluyor, beğeniliyor. Hem filtreliniz hem de Safiye Soyman'la olan dostluğunuz da çok konuşuluyor. Neler söylemek istersiniz? Safiye ile dostluğum biliniyor zaten, tartışılmaz. Fotoğraflarım, ben çok oynuyorum. Bazen de gülmek için yapıyorum. O gülmek için yaptıklarıma sazanlar çok atlıyorlar. Ama seviyorum. Yani. Peki o yorumlar, hani bazen eleştirel yorumlar da geliyor. Onlar sizi rahatsız ediyor mu? Yok, hiç etmiyor, hiç etmiyor. Yani ben zaten biliyorum atlayacaklarını, onun için yapıyorum, bilerek yapıyorum. Bir de bir şok yaşamışsınız geçtiğimiz günlerde gördük haberi. Sesini kaybeden bir sanatçı hanımefendi vardı. Sanırım programa almak istemişsiniz de sizden bayağı bir para talep etmişler. Ha, geçmiş olsun. Yok, ben aramadım. Herhalde sanıyorum ekibim aramıştı. Geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Elimizden ne geliyorsa tabii ki yapacağız arkadaşımız için. Haber şöyleydi. Siz yardım programda yardım toplamak için aramışsınız. Kendisi sizden 100 bin lira para istemiş programa çıkmak için. İnan bu konuda fikrim yok. Çünkü bu konu siz de biliyorsunuz evet. Ki bizim bir ekibimiz var çocuklar. Dolayısıyla bunları ekip halleder. Yani şu an ne konuşuldu, kimlerle görüşüldü inanın bilmiyorum. Ama gerçekten üzgünüm. Tabii ki böyle bir şey sevgili Onur Akay bir yardım kampanyası evet. Yapılmalı. Ünlüler sahne alsın falan gibi bir şey söyledi. Tabii ki programıma gelirse başımın üstünde yeri var, ağırlarım ve eğer bir kampanya yapılacaksa da alasını yaparım. Ama şu an benim bilgim yok. Ekibim çalışıyor. Bir son olarak da Oğulcan Bey ve Ezgi Hanım'ın evleneceği haberleri çıkıyordu. Yani bekliyorduk aslında bütün herkes. Bir ayrılık kararı çıktı. Konuşmuşsanız oldu mu? Neler söylemişlerdi? Valla iki yetişkin insan. Benim konuşmam abeste iştigal olur. Onlar yetişkinler. Kararı onlar verdiler. Bana konuşmak düşmez. Konuşsanız hadi yeter. Peki, ama hadi ben şimdi o işim var. Selam.